Merhaba. Size edebiyatta özür dilerim. Şimdi olmaz, daha sonra lütfen. Size edebiyatta merak ettiniz biliyorum. Kim sesleniyor diye. Sait Faik, Burgazlı Sait Faik. Balıkçıların, kuşların, küçük insanların öykücüsü. Tanımıyorsanız da size geldiğinizde de aynı şekilde seslenecek. Hiç diye. Portre hikayeciliğiyle atmosfer hikayesi arasında kalan bir türe damgasını basan Sait Faik için söylüyorum. Gerçekten de Sait, baktığımızda Sait Faik'e bu Tomlu Suyar'ın düşüncesinde şuna rastlıyoruz. Adayı anlatıyor, Burgazlısını anlatıyor. Ama Burgazlısı papazı anlatıyor. Bir balıkçıyı anlatıyor. Size edebiyatta iş var desem, öğretmenlik elbette, akademik kariyer hiç şüpheniz olmasın. Yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında görev alabilmek ve daha nicesi. Hemen herkesin sunabileceği imkanlardan bahsetmiş olurum. Ya ötesi? Ötesi başarı edebiyatta. Kanyondan aşağı bırakılan gül yaprağının çıkardığı seste. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde yeryüzünde artık edebiyat adına konuşulacak, yazılacak şeyler olmadığını görecek, sayfa aralarına sıkıştırılmış biyografilerin, üst üste bindirilmiş sözlerin ve beşi bir yerde boğazınıza dizilmiş soruların gücünün olmadığını anlayacaksınız. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için edebiyat olmayacak. Söz bir tarafa, siz bir tarafa savrulmuş olacaksınız. Sözün pozisyonel değil, potansiyel okunmasını, müesses nizamı gerçek değil, kurmaca kişilerin kurduğunu anlamak adına başarıda edebiyat. Siz farklı olabilirsiniz. Fark yaratabilirsiniz. Söz. Başarı sözü. Bizden hikayesi. Şişt.